Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten uzun zamandır yapmak istediğim bir videoda karşınızda olmanın gururunu yaşıyorum. Çünkü bunu oldum olası denemek istemişimdir. Başlıktan da okuyabildiğiniz gibi bugün konumuz Olaplex. Evet, ben gerçekten uzun zamandır Olaplex alıp saçlarımla bunu denemek istiyordum. Gerçekten bu hype doğru mu? Gerçekten saçları kurtarabiliyor mu? Çünkü düşündüğünüzde yanmış, yıpranmış bir saçı kesmek dışında başka bir çözümü yok. Çünkü saçın yapısı bozulmuş oluyor. Saçın keratini gitmiş oluyor. Saç böyle açılmış oluyor ve onun tekrar bir bütün olabilmesini sağlamak aslında mümkün değil. Ben size saçlarımı şu an göstermiyorum. İlk olarak ben biliyorsunuz Olaplex birkaç numaradan oluşuyor. 7'ye kadar var. Yani Olaplex 1'den başlayıp 7'ye kadar gidiyor. Size böyle kısaca Olaplex'in serisinden bahsetmek istiyorum. Onu bayağı iyi araştırdım ve 1'den 7'ye kadar çıkmıştı. Ama sonra piyasaya Olaplex 0'ı sürdü. Size teker teker bütün ürünlerden bahsetmek istiyorum. Olaplex 1 ve 2 tamamen profesyonel kullanım için oluşturulmuş bir seri. Bunu kuaförde açıcınıza, boyanıza eklettiriyorsunuz. İlk olarak Olaplex 1'i bu saçı çok fazla yıpratmadan, tabii ki yıpratmaların önüne %100 geçilemiyor. Ama çok fazla saçı yıpratmadan, olabildiğince koruyarak, olabildiğince yapısını koruyarak yani saçınıza işlem yapılmasını sağlıyor. Bu yüzden çok önemli ve çok müthiş bir teknoloji. Olaplex 2 ise boyama açma sonrası saça maske gibi uygulanılıyor. Ve saç da bir 10 dakika bekletilip sonra yıkanıyor. Bu ikisi profesyonel amaçta düşünüldüğü için evde kendiniz yapamıyorsunuz. Kuaförde yaptırmanız gerekiyor. Evet, ama Olaplex bizleri düşündü ve bu video asla sponsorlu değil bu arada. Olaplex bizleri düşündüğü için evde kullanabileceğimiz ürünleri piyasaya sürdü. Olaplex 3 bunun en güzel örneği. Bendeki de Olaplex 3. Olaplex 3 saçın yapısını toparlayan, saçın has yapısını geri kazanmasını sağlayan, keratin açılmış, keratin bağları tekrar kapatan, saçınızı dipten uca kadar tamir eden bir ürün. Şöyle. Bu zaten Olaplex'i işe yarar kılan şeylerden biri. Daha çok verim almak isterseniz kuaföre gidip Olaplex 1 ve 2 yaptırır. Evde de siz kendinize bakım olarak 3'ü yapabilirsiniz aralıklarla. Ama yok ben işte kuaföre gidip hiç 1 ve 2 yaptırmak istemiyorum derseniz ki ben öyle yaptım. Öyle yapan da çok fazla insan var. Tek başına da hiç saçı 1 ve 2'yi tatmamış insanlar bile Olaplex 3'ten çok iyi verim aldığını söylüyor. Ben kendi yorumlarımdan bahsedeceğim. Sonra Olaplex 3'ü söyledik. 4 ve 5 var. 4 ve 5 şampuan ve ne onun adı? Spülüm. Vallahi Türkçe'de gerçekten bu bir klişe değil ama bir yerde, bir ülkede 2 ay kalın. O dili o kadar hakim oluyorsunuz ki ötekini unutuyorsunuz. Neydi ya? Spülüm. Bakacağım hemen. Saç kremi. Vah. Evet, Olaplex 4 şampuan, Olaplex 5 ise bir saç kremi. Bu da yine hem profesyonel amaçla kullanılabilir hem de dilerseniz siz evinizde kullanabilirsiniz. İçerikleri de iyi olduğu için ve en önemlisi bunun ürünler vegan. Vegan ürün takıntınız varsa da bu markayı seversiniz. 4 ve 5 dediğim gibi şampuan ve saç kremi. 6 ise bir leave-in conditioner, yani durulanmayan saç kremi. O da muhtemelen iyidir. Onu henüz denemedim ama deneyebilirim. Sonra son olarak çıkan Olaplex 7. Bu da saç yağı, saç bakım yağı. Bu da çok tatlış bir ürün. Bunu da bilmiyorum. Henüz onu da deneyimlemedim. Dediğim gibi ben sadece Olaplex 3'ten ibaretim. Ve Olaplex doydu mu bunlara? Asla.
Ne yaptı? Olaplex 0'ı piyasaya sürdü. 0 ise sadece 3 ile işe yarayan bir ürün. Böyle cila gibi düşünebileceğiniz bir şey. Bununla kombine ettiğinizde işe yarıyor ve bu zaten saçı toparlayan bir şey, zaten saçı iyileştiren bir şey. Onunla birlikte bu etki kat be kat artıyor. Eğer direkt hani bunun fiyatına ikisi set olarak da satılıyor. Tabii bunun boyutu biraz daha küçük olmuş oluyor ama eğer saçınız çok yıpranıksa bence mutlaka onu denemelisiniz. Bu tek başına verimliyse bir ürüne kombine edildiğinde bence yani düşünebiliyorum gerçekten çok iyi işe yaradığını. O yüzden saçınız çok kötü durumdaysa bence o sete bir bakabilirsiniz. Ben bulduğum bütün ürünleri yani Türkiye'deki ürünleri bilgi kutusuna ekleyeceğim. Ben bunu almayan almış oldum. Evet, take home yazıyor zaten şu üst tarafında. Şurada take home yazıyor. Evinizde kullanabileceğiniz ürünler. Bu arada nereden aldığınıza çok dikkat edin. Çünkü piyasada çok fazla fake ürün dolaşıyor. Mutlaka orijinal olduğundan emin olun. Şimdi gelelim uygulamaya. Kaşım kaşındı. Kaşım kaşındı. Ama tekerleme gibi. Şimdi ilk olarak saçınızı bir nemli hale getirmeniz gerekiyor. Ben bunun için bir sprey şişeye su koydum. Sıcak su koydum. Sıcak su dediğim ılık bir su koydum. Buz gibi su koymadım yani. Yazık, günah bana. Saçımı bununla tamamen ıslattım. Saçınızı önceden yıkamamanız gerekiyor. Sonra saçınızı ıslattıktan sonra biraz böyle havluyla alıyorsunuz ıslaklığını. Saçınız nemli bir saça dönüştüğünde işte tam o zaman Olaplex 3'ü kullanabiliyorsunuz. Ben böyle elime sıktım ve bütün saç uçlarımdan başlayarak dibime tam geçirmeden uyguladım. En son dibime de geldim. Uygulaması çok pratik, çok basit. Saç kremi gibi olduğu için gayet kolaylıkla bütün saçınıza dağılıyor. Eğer iyice saçınıza girsin isterseniz bir tarakla, geniş böyle bir tarakla saçınıza tarayabilirsiniz ve sonrasında daha iyi bir etki almak isterseniz gece boyu bekletmeniz gerekir. Ben öyle yapacağım. Gece boyu bekleteceğim. Paketin arkasında haftada bir 10'ar dakika uygulanabileceğiniz söyleniyor ama daha iyi bir sonuç elde etmek isterseniz saçınızda bekletmeniz gerekiyor. Ben de saçımı bir bone geçirerek saçımda bunu gece boyu beklettim. Sabah uyandığımda saçım zaten kurumuştu. Ama kuru olmasına rağmen asla böyle saçımda bir ürün varmış gibi yapış ya da sert asla değildi. Saçımı yıkadım. Gayet normal şampuanımı kullandım. Sonra saçımı kuruttum. Kuruturken fark ettim ki gerçekten saçım uzayarak kopmuyor. Benim dürüst olmam gerekirse saçımın birkaç bölgesinde yanıklar meydana geldi. Üst üste yapılan işlemlerden dolayı ve önceden saçım yanıktı benim. Ben o saçı uzattım, toparladım vesaire. Ama daha hala narinliği, hassasiyeti gitmemiş demek ki. Tamamen ben saçımın doğal yapısını elde edememişim. Neyse, saçımı taradığımda yer yer uzayarak kopuyordu yani arkadaşlar. Bunun önüne kendim geçmeye çalışıyordum ama ben başaramıyordum. Neyse, duştan çıktıktan sonra saçımı taradığımda ben uzamadığını fark ettim. Uzayarak kopmuyordu yani. Bu gözle görülen ilk etkisiydi diyebilirim ve benim için en önemli şey bu. Çünkü saçımın kopmasını istemiyorum. Saçımın uzasını istiyorum. Saçımı tamamen kuruttuktan sonra hali bu. Nasıl ışıl ışıl parladığını bence siz oradan görüyorsunuz. Çünkü ben şu an kameradan görüyorum. Bakın böyle ışık yansıdığında bakar mısınız nasıl parlıyor bu saç? Bu yorulmuş, matlaşmış bir saçtı arkadaşlar. Ama bakar mısınız? Ve ben asla düzleştirmedim. Sadece saç kurutma makinesiyle saçımı kuruttum. Ama yıllar boyu, bakın bunlar benim yanmış saçlarım.
bu tarafta saçımın bu tarafında bu daha çok varken burada çok yok. Bakın burası daha böyle eşit ve güzel. Ama bu kısmım bakın artık çirkin duruyor ve bunun kendisi aslında sağlıklı bir saç. Ama uçları hala yanıktı. Şimdi bakar mısınız nasıl düz oldu? Bu böyle gerçekten kıtır kıtır böyle iç içe girmiş böyle çalı gibi bir saçtı gerçekten. Ve kurutunca çok kötü oluyordu. Islakken uzuyordu uçları böyle çıtır çıtır diye kırılıyordu. Ama şu anda zaten bu böyle yatması aslında saçın sağlığını gösterir. Bayıldım. Bakar mısınız? Aman Allah'ım ya. Işıl ışıl parlıyor saçlarım ve yumuşacak. Yani böyle bir yumuşaklık hissi yok. Hiçbir şey de yok. Çok mutlu oldum. Saçımın uzayarak kopmaması zaten benim için çok 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 daha önemli. Böylelikle saçımın yapısını kurtaracağım ve bakın mesela şurada bir tane kopmuş saçım var. Saçımın yapısını kurtaracağım ve artık kırılmayacağı için çok mutluyum. Keşke diyorum bu ürünü ben çok daha önceden keşfetseydim. Keşfetmiştim aslında biliyordum yani hepimiz biliyoruz Olaplex'i ama o parayı vermek istemedim açıkçası ama keşke yapsaymışım. Eğer onu yapsaymışım şu anda saçlarım muhteşem olurdu muhtemelen. Nasip kısmet bugüneymiş öyle diyelim. Ben çok beğendim ya. Gerçekten çok beğendim. Gerçekten her kuruşunu hak ediyorsun dostum. Her kuruşunu. Biraz pahalı bir ürün evet. Herkesin vermek istemeyeceği bir miktar. Ama gerçekten beni tanıyorsunuz, beni biliyorsunuz. Benim şu anda zaten hiçbir tane işbirliğim ya da bir reklam alma durumum zaten yok. Öyle bir şey olsa dahi günün birinde. Ben yine de gerçekten konu saçsa, ne kadar hassas olduğumu biliyorsunuz. Size kötü bir şeyi asla tavsiye etmem. Asla. Denemeden de bir fikrimi sunmam. Size açık açık söylerim zaten. Arkadaşlar ben bunu yeni aldım, denedim. Henüz size çok bir şey söyleyemem derim. Şu an sizin gözünüzün önünde zaten bu ürünü kullandım. Benim ilk izlenimim. Ama ilk izlenimde artık saçla alakalı birçok şeyi bildiğim için bunun etkisinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Neyse, ne diyecektim size? Eğer saçınız gerçekten yanmışsa, mahvolmuşsa, çaresizce her şeyi deniyorsanız, ben gerçekten her şeyi denedim. Saça sürülebilecek olan her şeyi denedim. Sadece bu markalara elim gitmedi. Ama keşke diyorum o zamanlar hani koysaydım kenara bir para, bir bütçe ayırsaydım saçıma kesinlikle ben şu anda bayağı şurada olurdu benim saçım. Ama geç olsun güç olmasın ne diyeyim ki. Şu anda çok mutluyum. Başka ne giyeceğim? Ha ben bir de böyle bir bone edindim. Bunu saçıma Hindistan cevizi yağ maskesi yaptığımda da bunu kullanıyorum. Hiçbir yere bulaşmıyor. Burada çok kolaylıkla yıkanabiliyor. Tek kullanımlıklardan değil bu. Bunu kullanıp yıkayabiliyorsunuz. Uzun bir süre hatta yıllarca kullanabilirsiniz. Yani plastik poşet almak yerine bunu almanız daha mantıklı olur. Ben DM'den aldım. Ya da DM. Rossmann'ın annesi diyelim. Öyle bir yerden aldım. Siz de ne oluyor ya? Siz de kolaylıkla Rossmann'da gratis'te falan bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Batista işte. Bütün drugstore'larda bulabilirsiniz. Bulamazsanız bile ben size bulursam onu da bırakacağım bilgi kutusuna. Ona da kolaylıkla ulaşın. Saçınız dediğim gibi yanmışsa lütfen deneyin. Lütfen lütfen saçınıza bununla maske yapın. Ben şu anda saçıma deli gibi, manyak gibi önem veriyorum. Saçım bir kere yandığı için. Mesela saçımı bakır yaptıktan sonra aslında çok da mutlu olmadım o renkle. Evet çok kendimi gaza getirerek yaptım ama sarıdan vazgeçmek biraz böyle oturdu. Eski ben olsa
Çat hemen açıcı sür, saçını boya. Ama şimdi o kadar korkuyorum ki saçıma bir şey olacak diye. Saçımı gerçekten bu boyama işlemlerini artık hazırlamak istiyorum. O yüzden Olaplex 3'ü aldım. Bunu birkaç hafta düzenli olarak kullanacağım. Sonrasında Olaplex 1 ve 2'yi de edinmek istiyorum. Evet, profesyonel amaçla üretilmişler ama ben yine de denemek istiyorum. Eskiden hiç internette satılmıyordu 1 ile 2. Şu anda internette travel size'ları var. Ben de o travel size'larını almak istiyorum. Onları da denemek istiyorum. Saçımı açacaksam bile onunla açmak istiyorum. Çünkü birçok kuaförün videosunu izledim ve onlar saçı Olaplex ile yanık saçları bile açtılar. Ve yıkadıktan sonra bu saç yine böyle parladı. Ve şöyle de bir avantajı var. Muhteşem bence o. Diyelim ki sadece diplerinizi açacaksınız. O zaman açıcıya Olaplex ekliyorsunuz. Şu dibin başladığı ve zaten önceden açılmış olan saçın dibin bittiği, açılmış saçın da başladığı yere Olaplex sürüp tarakla böyle yayabiliyorsunuz. O zaman buranız yanmıyor. Oraya bulaşmıyor. Bu da çok bence önemli. Çünkü birçok saç o yüzden benimki gibi. Mesela burada çok yok da benim bu tarafım çok felaket. Bakın. Katlar varmış gibi saçımda. Evet. Çok mutlu oldum. Gerçekten hani anlatamam. Ben saçıma çok takıntılıyım. Gerçekten eğer bir takıntım varsa o da saç takıntısıdır. Ama şu an size mutluluğumu, huzurumu anlatamam. Meditasyon. Gerçekten bu bir meditasyon. Mwah. Canım benim. Evet. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız ya da az da olsa eğlendiyseniz lütfen beğen butonunu basın. Hemen hemen. Çabuk 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 çabuk. Sonrasında kanalıma lütfen abone olun. Çünkü siz abone oldukça bizim önümüz açılıyor ve biz büyüyoruz. Büyümenin de tabii ki çok büyük avantajları var. Sizlere daha güzel ve daha sık içerik üretmem için bu çok önemli. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.